Evet, çekimlerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Muhtarım, bu köyün adı ne? Akbenli Akbenli Çiftliği'ne geldik. Muhtarımızla bir görüşelim dedik. Bir baktık ki muhtarın abisi var. Abisi de inanen uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan doğum yapacakmış. O sırada onu çektik. Sonra röportaj yaptık. Muhtarım da sağ olsun geziyor. Pikniklerde falan Ne geziyor yapalım ki? böyle. Bugün pazar. Evet, muhtarım şu mikrofonu sana önce vereyim. Kendini bir tanıt önce. İsimden başla. Ben Nurullah Uzun, Akbenli Çiftliği Köyü Muhtarı. Yani hoş geldiniz öncelikle köyümüze. Yani ne bileyim, Çoluk çocuk var mı? çoluk çocuk var. Üç çocuk babasıyım. Elinizi öper, iki oğlum bir kızım var. Kızımla eşim şu durumda İstanbul'da. 15 gün, bir hafta ara tatil olduğu için İstanbul'a gittiler. O da bugün Allah izin verirse dönüyorlar. Yoldalar şu durumda. Çay bilemem diyorum ya. Sıkıntı yok. Çayımızı yedik. Onda sıkıntı yok. Yaparız yani. O yönden hiç sıkıntı değil. Yani koskoca Akbenli Çiftliği beni bir köyden aç mı gönderecek? yok, Mümkün estağfurullah. değil. Ne demek yani? Çok acıkırsa muhtara derim, gel muhtarım sen şu Sarıkaya'da bir yemek ısmarlayayım sana derim muhtara. Muhtar da der ki tamam, televizyoncu bana yemek ısmarlayacak. Onda bana yıkar kaçarsınız. Ha, olur gider Yapacak bir şey yani. yok. Onun için yine aç gitmem ya. Yine gitmem diyorsun. Tabii. Yani köyümüzün... Muhtarım şimdi biraz köyü anlatır mısın? Bu köye niye Akbenli Çiftliği demişler? Köyümüzün tarihi çok eskiye dayanıyor. 550 yıllık hemen hemen. Yani Sarıkaya'nın ilk üç köyünden biri. Biri Sarıkaya'nın ilk üç üç köylerinden köylerinden biri. biri. Köyümüz ne bileyim Akbenli bir Çiftliği. yaşlı biri gelmiş. Ben Akbenizliymiş biraz. Ondan dolayı Akbenizli diyorlarmıştı. Tekrar Akbenli'ye dönmüş zamanla. Köyümüz yani güzeldir. Göletimiz olsun, dağımız var. Yani köyümüzün halkı olsun. Her şekilde güzel bir köy. Rahat ol biraz ya, Gezip şurada gözmü. rahat ol ya, kastım muhtarım geldi ki ya, rahat ol, relax ya, relax ya. Yani heyecan yapmayalım muhtarım Ben ya. Piknik nasıl geçti? Neyse biraz piknikten devam edelim pikniği dostum. yarım Biraz bıraktırdınız. Pikniği yaptırmadınız ki bana. Pikniğe neyle gittin? Kaç kilo kanat aldın? Kanat değil, hazır köftemiz vardı, balığımız vardı. Ha. Alabalık aldıydık, köfte aldıydık ama Balığı nereden aldın? Balığı barajdan balık tutanları yakalamış, Boğaz onların yandan balığı. aldıydık da normalde yok. Ha. O sazan balığımız da var. Barajımızdan kaçak balık tutuyorlardı geçen, onu da yakaladık. Değil mi? Aynen öyle. Suriyeliler sorgundan gelmiş, burada ağ atıyorlardı. Allah Allah. Emniyet güçlerimizden Allah razı olsun çağırdık, geldiler. Geride bıraktılar. Ha. Ama Ceza ne kadar kesiyorlar böyle? ceza kesmediler. Ağlar boş çıktı. Ha. Ağaya el koydu Ha. jandarmamız. Ama yani ara ara kaçak avlanma yapıyorlar. Biz de yakalıyoruz. Onda sıkıntı yok. Evet. Muhtarım, köyün geçim kaynakları nelerdir? Geçim kaynağımız genellikle çiftçilik. Hayvancılığımız az. Yapanımız var ama genel olarak çiftçilik, pancar, buğday, yani arpa, ağırlıkta da buğdayla pancar geçim kaynağımız. Bu sene biraz sıkıntılı, yağışlarımız olmadığı için kurak gidiyor mevsimimiz. İnşallah yağışlar gelir, çiftçimizin yüzü güler. Yani hep temennimiz o. Peki muhtarım, köyün genellikle gurbetçisi en çok il dışında mı, yurt dışında mı? İl dışında da var. Bizim gurbetçilerimiz Avrupa'da da var. Genelde Avusturya olsun, Fransa, Hollanda, Almanya, İstanbul, Kayseri göç ister istemez oluyor. Başka bir iş imkanı olmadığı için köyümüzde. Yani o da ister istemez göç veren köylerden en çok biri. Köyümüzde genç kalmadı. Ama ister istemez mecbur. Orada benim mi olur? Yani bir şekilde burada kalan da yani pancarıydı, çiftçiliğiydi. Uğraşıyoruz. Yarın ne öğrencin?
Yarın işim var. Nöreciğin derken bizim kavşak yarın sıkıntımız vardı. Programın var mı? Yarın çekim yapacağız. Saat 15'te geleceğiz. Tamam inşallah. O 17'ye kadar 2 saatlik bir çekim yapacağız. 2 saat yanımızda bulunacağım. Tamam. Mıhtarsız bir şey olmaz biliyorsun yani. İnşallah. Buyurun yarın gelin. Yarın için müsaitsin değil mi? Müsaitim. Tamam, sıkıntı değil. Çekimimizi yani, yapacağız. İnşallah. Peki muhtarım, köyün ne gibi sorunları var ve bundan sonraki muhtarlığında kalan 4 yılda neler yapmayı düşünüyorsun? Köyümüzün... Muhtar olmadan önce halka herhangi bir söz verdin mi? Beni seçerseniz şunu yapacağım, söz vermek falan derken illa ki bir şeyler şeyde bulunmak gerekiyor. Bizim kavşak sıkıntımız vardı, orayı hallettik. Çok şükür bir göletimiz var, etrafını ağaçlandırmamız gerekiyor. Oraya bir geriden bir su, ileriki yerlerden bir su bağlantımız olması gerekiyor. İnşallah onu vekillerimizden isteğimiz olacak. Yani büyük bir ihtimal. Yani onlar da yardımcı olursa, vali beyimiz, vekilimiz. Arkadaşlar yani... sessiz olalım lütfen. Olmaz. Burada başçavuşun eşyağı. Aslında öyle diyorlar. Öyle bir laf var ya muhtarım. Öyle söylerler. Ne kadar şeyim ne bizim, sizin benimle muhtarım. Rahat ol diye kasma geldik muhtarım ya lütfen ya. Biz burada, biz bize sohbet ediyoruz ya. İnşallah yarın da burada olursanız daha... Burada olursanız diye bir şey yok. Yarın 15'te ölmediğimiz sürece İnşallah. Bizim sözümüz ağızdan bir defa tamam. Çıktı mı biter. İnşallah yani. Ha sen nasılsın acaba? Senin de sözün ağızdan çıkınca bitiyor mu yoksa? Hayır, bizde sıkıntı yok. Yok. Farklı mı oluyor yani? Onu çoğu muhtarlarda var öyle bir şey karşılaştığımızda. Bilmiyorum. Kameranın karşısında A dediyse ben dün A demedim. B dediydim. Yanlış anlamışım diyorlar yani. Biz yeniyiz. Bizde ne dersek o yani, eskilerden değil. Evet. Yarın köyün tanıtımını çek. Geleceğiz muhtarım, yarın nereleri çekelim, gurbetçilerimiz nereleri görmek ister, yaşlıları, göletimiz var, camimiz var, ondan sonra okuyup büyüdükleri okul olsun. Ha, okulumuz kapalı normalde de yine illa ki görüntüsü, mutlaka görüntüsü, içi anahtarı bizde yani, arazimiz. Emme olay. Elmalıklarımız var. Röportaj yaparken telefon konuşuyorsun. Emme olay. Konmuyor yani. Değil mi? Yani onun için yerlerimiz var. Sıkıntı değil. Değil İnşallah. Mi? Kavşağımız bitmek üzere. Çalışmalar olur yarın. İnşallah büyük bir ihtimal. Peki bu köy nereye bağlı muhtarım? Sarıkaya bağlı. Sarıkaya bağlı. Sarıkaya mı yakın, Boğazyan'a mı yakın? Sarıkaya ile Boğazyan'ın hemen hemen ortası ama 1-2 kilometre Sarıkaya daha yakın. Ha, bir ileriki köyümüz var, Yenikışla, o Boğazyan'a bağlı. Bizim köy de zamanla Boğazyan'a bağlıymıştı. Hı. Ama biraz siyasetten dolayı Boğazyan'dan Sarıkaya'ya geçilmiş yani. Peki sen kaç kardeşsin? Kardeşlerin nerede? Biz 11 kardeşiz. 6 kız, 5 erkek. Biri rahmetli oldu. Anne baba rahmetli oldu. Şu durumda 5 erkek, 5 kız yaşıyor. Almanya'da olanımız var, Ankara'da olanımız var. Muş'ta olanımız var. Ondan sonra Kayseri'de olanımız var. Her birimiz bir yerde. Peki yaşam şartları. Peki özelliklerin ne muhtarım? Ne gibi mesela? Yani herkesin yaptığı becerisi yüksek olan bir şey var. Çiftçilik olur ya da bir sanatkar olur, esnaflık olur. Hayvancılık üzerine bizim çiftçilik ağırlığımız yani bizim hayvanlarla elimizde. Hayvanlarla uğraşmak zor olur muhtarım ya. Yok, mesleğimiz o. Bizim geçim kaynağımız ister istemez hayvancılık ağırlıkta. Çiftçilik ve hayvancılık, başka bir gelirimiz yok köyde. Evet. Peki anneni babanı hatırlıyor mu? Hatırlarım yani. O zaman babam rahmetli olduğunda 18 yaşındaydım. Hatırlamam gerekiyor herhalde. Abin mi çok dayak yedi, babanla sen mi çok dayak yedin? Abilerim benden çok yemiştir. Beni babam severdi. Değil mi? Beni çocuklardan çok seni mi severdi? En küçük, aynen öyle. En küçük olduğum için yani zopa bir kere yedik, o da Kur'an kursundan kaçtığım için. Yoksa bunlar Değil mi? Benden çok yemiştir zopa.
Üç kardeşsiniz böyle. Köyde üç kardeş yani kalıyoruz. Olarak. Evet. Biri de Kayseri'de yazları gelir gider. Peki biraz muhtarım köyü anlatır mısın? Köy halkında böyle bir tutkunluk var mı? Yoksa köyden gurbete gittikten sonra köylülerde bir kopukluk oluştu mu? İster istemez zamanla kopukluk oluyor mecbur. Yani herkes geçim derdine düştü. Yani geçim sıkıntısı var. İster istemez köyden giden bir şekilde ha köyü özlüyor, gurbette yaşayanlar ama yani bazısının hayat şartları el vermiyor, bazısı unutuyor. Yani Avrupa'ya gidenlerimizin %80'i çocukları zaten unutuyor burayı. Oraya alışıyor, oranın hayat şartları farklı olduğu için. Ama bizim bu çevrede olanlar %90 yaz sezonunda, bayramlarda olsun, düğünlerde, cenazede geliyorlar. Evet. Şimdi muhtarım ben sana desem ki niye muhtar oldun desem ne cevap vereceksin? Niye muhtar oldun? Ha. Köyümüzdeki bazı eksikleri gördüğüm için yani onları yaptırmaya uğraşmak için muhtar olmayı istedim. Yoksa bir sebebi yok. Yani sen diyorsun ki biraz da köye ben hizmet edeyim. İllaki bulunuyorum. Dedim, köyde yaşadığımızı, bu köy kendimizin söylediği için evet. Onların için yaptık. Aynen. Şimdi öyle. Zor sorulara geçeceğim muhtarım. Hmm. Bunlar alıştırmalardı, normal konuşmalardı. Evet, Yozgat'ın kaç ilçesi var muhtarım? Yozgat'ın kaç ilçesi var? Yani tiyo vermeyin bak. Tiyo vermeyin. Ha, tiyo verme yok. Vallahi Yozgat'ın kaç? 14 mü? Duydum. 14 ilçesi. İsimlerini say o zaman. Ha, isimlerini sayarım. Onda sıkıntı yok. Hadi say bakayım o zaman. Alfabetik olarak hiç karıştırmayacağım. Alfabetik olarak. A'dan Z'ye doğru. Ha, alfabetik olarak biraz belki... Tüyo alıp almadın oradan anlayacağız yani. Sen say biz alfabetik sıraya. Boğazlıyan'dan başlayın. Akdağ Madeni. Ha, evet. Boğazlıyan. Ondan sonra Aydıncık, Çekerek, ondan sonra Çandır, Çayralan, ondan sonra Yeni Fakılı, Yerköy, ondan sonra ilçeleri, Kadışehri, Saray kentimiz, Amaracı, Doğan Saray. Tiyo verme. Yani... Hemen hemen hepsini biliyoruz öyle bilmediğimiz ilçesi yok çünkü gidip geldiğimiz şefaatli saymadık. Peki muhtarım Yozgatlı kaç milletvekilimiz var şu anda görev yapan? 3 tane vekilimiz var. Öyle mi? Evet. Parmağı kaldırıp durma. Yozgatlı diyor. Ha Yozgatlı. Yozgatlı milletvekili. Yozgat milletvekillerimiz. Yozgat milletvekillerimiz. Kaç tane ve isimleri ne? Yani lütfen tüyo vermeye bak. Bir daha sessiz yerden röportaj yaparım bak. 4 tane. İsimleri ne? Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, ondan sonra MHP bir tane daha AK Parti milletvekilimiz. Neydi? Düşün yani. Basma kendini. Rahat ol. Tamam. MHP'den bir vekilimiz var. Bekir Bozdağ dedik. Bozdağ, Yusuf Başer. Başka? Kim? MHP'den Ethem Sedef Bey. He, üç oldu. Dördüncüyü de Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay. Yok. Yok. Milletvekili dedik. O yardımcısı. Bir tane kaldı. Tiyo vereyim mi? Ver hadi. Ben de ismini hatırlayamadım. Terletme. Neydi ya? Ölüncü seni neyle saracaklar? Ali Keven. CHP milletvekilimiz. Ali Keven. Keven. İki AK Parti, bir MHP, bir CHP vekilimiz var. Ama peki dünyada yaşayan kaç Yozgatlı var biliyor musun? Hiç duydun mu muhtarım? Vallahi bilmiyorum ama. Bunu bilemem ama duydun mu diye araştırıyoruz yok, sadece. Bilmiyorum bunu sadece ama tahmini biz biliyoruz, belki, biz araştırdık yani. Siz araştırdığınız için 1 milyon Yozgatlı olabilir mi?
O bizim 1 milyon Yozgatlı evet. platformumuz. Ama evet. dünyada yaşayan 3,5 milyon Yozgatlı var. 3,5 milyon. Buçuğu Yozgat'ta. 1 milyonu Yozgat dışında, 2 milyonu da yurt dışında, toplam 3,5 milyon Yozgatlı yaşıyor. Bizim burada maksatımız 1 milyon Yozgatlı'yı, kitleyi bir araya toplamaktı. Şu an 1,5 milyona ulaştık biz. Maşallah. Yani şu an 2 milyon Yozgatlı bizi takip ediyor. Biz de Yozgat'ın köylerini tanıtıyoruz. Yozgat'ın kaç tane köyü var biliyor mu muhtarım? Yozgat'ın kaç köyü olduğunu 14 ilçeye 14 bağlı. İlçeye bağlı. 500 vardır. 550 tane. Köyü vardı. Bazı köyler mahalle olduğu için 530'a düştü. 530. Biz de 1 milyon Yozgatlı platformu olarak Yozgat'ın köylerini tanıtıyoruz. Akdağ Madini'ne 3 aydır gidiyorduk. Evet. Sarıkaya'dan evet. yazdılar. Boğazyan'dan yazdılar. Vermiyoruz ki çiğim. Dediler ki niye Akbenli çiftliğini çekmiyorsunuz diye bize yazdılar. Biz de dedik ki gideriz Akbenli çiftliğine. Köyde bir muhtarımız vardır. Muhtarımıza söyleriz. Muhtarım yarın çekim yapacağız. Tabii. Muhtar dersek ki tabii ki hay ben muhtarım zaten görev için geldim buraya. İlla ki. Üzerime düşen neyse yaparım. Size de yardımcı olurum derse yarın çekeriz. Tabii, ne demek? Yok muhtar derse ki bana ne köyden, bana ne tanıtımından öyle derse. Öyle şey deme şansımız var mı? Niye? Var mı olmasın ya. Bazı muhtarlar yani. Oturuyor olmaz. Maaşını alıyor yatıyor. Olmaz. Hiç hizmetin hiyesini göremiyor. Yok yok öyle bir şey. Var yani. O şansı olmaz. Buraya geldiyse hizmet için mutlaka ne gerekiyorsa onu yapması gerekiyor. Köyünün tanıtımı olsun, köyünün evet. istekleri arzusu olsun. Yani bir şekilde. Biz de sizin köylülere dedik ki aslan gibi muhtarımız var. Giderik muhtarla görüşürüz. Muhtar da bize yardımcı olur. Allah razı olsun. Çekeriz. Yok muhtar ben yardımcı olamam. Benim ineğim bızalayacak. Tallada pancarım kaldı. Ekilecek ekilecek derse. Nasrettin Hoca gibi ipe un sererse hadi eyvallah muhtarım der. Çeker gider. Bir daha da oraya gitmeyiz dedim. Evet muhtarım yarın saat 15'te köyün tanıtımını çekeceğiz. Var mı köylülerimize, gurbetteki izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey? Bu arada yarınki çekimimizde sponsorumuz sen olacaksın muhtarım. Var mı söylemek istediğin bir şey? Vallahi söylemek istediğim köylülerimize yurt dışında olsun, yurt içinde olsun her zaman köyümüze bekleriz. Yani birlik beraberlik olması için yani ne gerekiyorsa elimizden onda yardımcı oluruz. Yani köyünüzün bir derneği var mı muhtarım? Yok, vardı kapandı. İstanbul'da Akbenli Çiftliği derneği kapandı vardı. Mı aktif mi değil acaba? Aktif değil, kapandı. Var mı peki böyle muhtar olduğun dönemde herhangi bir şenlik falan yapacağın mı yani? Sana da bir gün şenlik yap da huzurunu oynayak ver yani. Ne olacak yani? Ne mal olacak ki muhtarım? Mal olması, maça mal olursa mal olsun. Müşteriye beştiriyor neyse onda, ya. Bu sene yaparak bir bakarak millet geliyor bir şeyler oluyor. İnşallah köylülerimiz yeni isterse daha yani. Tabii, yaparak. O, niye olmasın? Öyle onu yapmam muhtarımız. Yemek yedirecek. O sözünü bile tutmadı. Yemek için hazır. Bak abinle diyor bak görüyor musun? Yemek sözü vermişsin daha onu bile tutmamışsın. Satmadım daha duruyor onu. O duruyor bir kaymakamımızdan ne bileyim mi? Davet edeceğiz değil mi? İlla ki onları davet edip bir türlü bir hepsini aynen öyle ya. Belediye başkanımız şey olsun, kaymakamımız lazım. Olsun onları davet edip organizasyon yapacağız. Yoksa bir köylüyle olmaz ki bu işler. Tabii. Yani her taraftan gelmesi gerekiyor. Ne gerekiyorsa biz onu yaparız. İnşallah baharları, yağmur duası için yani bir organizasyonumuz olur her sene. Muhtarım röportajımızın fragmanımızın son dakikasına geldik. Son bir soruyla kamerayı kapatacağız. Bana bir atasözü söyler misin? Lan abi. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Tamam sen onu söyledin aradan çıktın. Muhtar neyi söyleyecek? Sen sıranı savdın. Buyur. Hadi bayım. Belki onu diyeceği hadi muhtar. Ha, söyle atasözünü. Her köyde soruyoruz bunu. Her köyde soruyoruz. Her muhtara soruyor yani. Ama her bütün muhtarlarda aynı cevabı alıyoruz. Senden farklı duyacak mı diye bekliyoruz. Allah Allah. Bu arkadaş da aynısını söyledi bir tane zaten. Atasözü.
Yok yok yo, yani hep genelde aynısını soruyor, cevabı alıyor deyince atasözü. Aa bu söyledi ya bak salla samanı gelir zaman. Bütün köylüler onu söylüyor ama sen o Allah söylemeseydi. Demek ki adamlar samanla uğraşıyor ki sürekli. Çiftçilikte başka ne olacak? Uğraştığı için demek ki aklına başka bir şey gelmiyor. Evet, senden de bir atasözü bekliyoruz muhtarım. İşte. Toprakla koyun, gerisi oyun derler bizim burada. Bak bunu ilk defa duyduk. Yani onu ya, diyeyim ben de. Karaman'ın koyunu sonra yok, belli olur. Toprakla koyun, gerisi oyun. Boş ver gerisini derler. Bizim buranın geliri toprak, bir de koyun. Bir atasözü var ya, onun anlamını bilmiyorduk. Sorsana. Atasözü değil ki o. Bizim it buraya balta getirdim. Ne o? O aniden geldiği için yani... Ben bir yere varıp da habersiz ne diyeyim, neye geldin dillerse bizim it buraya balta getirdin mi? Onu derim diyor yani. O manada. O manada. Yani, düğün değer, bayram değer. Eniştem beni niye yaptı? Niye geldi mesela? Ya bir yere gidecek, ya ne diyeyim de gideyim oraya? Adama ne diyebilirim? Peki şeyi niye demişler muhtarım? Dağ başında sağsağın vur beline kazmayı. Dağ başında sağsağın vur beline kazmayı. Bu da manası değil. Onun manası ne yapabilsin? Değil mi? Aynen öyle. Yani. Evet, şöyle bir el sallayalım. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Sözün yarısında değil mi muhtar? Yarın 15'te gelirik sonra. İnşallah, inşallah. Yani. Bazı muhtarlar öyle yapıyor biliyor musun? Kaçıyor muydu? Ya bazen oluyor yani öyle. Dünkü söylediği sözü bugün unutan muhtarlar var ya. Ona göre biz de kendimizi... Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.